Belgesel Yayıncılık sunar. Mavera Ünnehir'in Buhara, Semerkant, Türkistan, Fergana ve Cürcan gibi büyük Türk şehirleri İslam kültür ve uygarlığının önemli merkezleri haline gelmeye başladı. Türkler arasında İslamiyet yayıldıkça bu bölgelerde İslam medeniyetinin şaheserleri camiler, medreseler, külliyeler inşa edildi. Bunun sonucunda Orta Asya ve Türkistan'da önemli Türk alim ve mutasavvıflar yetişti. Hoca Ahmet Yesevi, bu ilim irfan ocaklarında yetişen ilk Türk İslam mutasavvıfıdır. Türk aydınlarının Arapça ve Farsça yazdığı bir dönemde ilk defa Türkçe dini tasavvufi şiirler söyleyen insandır. Mesela Yunus Emre, bir Ahmet Yesevi öğrencisi, Gönüller Fatihi Alperenler'den, Yesevi yolunun en büyük şairidir. Şiirlerinin ilham kaynağı Ahmet Yesevi'dir. Hatta bazı şiirleri Yesevi hikmetlerinin tekrarlanmış şeklidir. Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet'inde "Işkın kıldı şeydamini, cümle alem bildi mini, kaygum sinsin tünü küni, minge sinok kireksin" derken, Yunus Emre Divanı'nda "Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım tünü günü" demiştir. Tarih ve kültürümüzü tanımak ve tarih ve kültür bilincine sahip olmak için coğrafyayı tanımak ve sevmek gerekiyor. Ve coğrafyayı gidip görmeden tarihin yaşandığı yerleri bizatihi tarihin yaşandığı coğrafyada anlamadan ve belgeselleştirmeden kültür ve medeniyet bilincine sahip olunmaz diyoruz ve Devralem programı olarak Atalar Diyarı'ndayız. Türkistan'ı adım adım gezerek ekranlara getiriyoruz. Türkistan coğrafyasındayız. Orta Asya, Ural, Altay ve Tanrı Dağları Türklerin ana yurdu. Türk boyları ilk defa burada birleşti. Oğuzhan, Türk Birliği'ni kurarak ülke sınırlarını Hazar Denizi'nden Hint Okyanusu'na, Himalayalardan Sibirya'ya kadar genişletti. Bişkek, Buhara, Almatı, Balasagun, Yesi, Taşkent, Semerkant, Aşkabat ve Merv Türk illeri oldu. Zamanla özellikle Talas Savaşı'ndan sonra bu şehirler Türk İslam kültür ve medeniyetinin önemli merkezleri haline geldi. Türkler arasında İslamiyet yayıldıkça bu bölgelerde camiler, medreseler, külliyeler inşa edildi. Bunun sonucunda Orta Asya ve Türkistan'da önemli şahsiyetler, alim ve mutasavvıflar yetişti. Hoca Ahmet Yesevi, bu ilim irfan ocaklarında yetişen ilk Türk İslam mutasavvıfıdır. Ali Kuşçu, İmam-ı Maturudi, İmam-ı Buhari, Biruni, Şah-ı Nakşibendi, İbn-i Sina, Yusuf Has Hacip, İmam-ı Gazali, Muhammed Er-Razi, Yusuf Hemedani ve Abdülhaliku Gücdüvani gibi şahsiyetler bu bölgelerden çıktı ve şöhretleri buradan dünyaya yayıldı. Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlar coğrafyasına Türk İslam medeniyetini taşıdılar. Türkler, Çinlilerin bu askere Talas'a gelmesi ve orada Türklerin onlara karşı gücü gelmedi. Ne yapacağımı bilmekten sonra o zamanki biliyorsunuz 750. yılında İslam dünyasına Abbasilerin halifatı gelmişti. Abbasilerden yardım soruyorlar Türkler ve onlar Ebu Muslim-i Hurasani'nin serdarı olarak buraya İslam askerini gönderiyor. İslam askeri ve Türk askeri beraber Çinlilerin askerine karşı savaşıyor ve o savaşta 100 bin Çinlilerin askerinden 50 bini ölüyor, 30 bini esir oluyor ve 20 bini de kaçıyor. Ve bunun dakikan bu neyi yazan İbn-i Esir kendi tarihinde yazmış. İlk önce bu Talas Savaşı'nı yazan İbn-i Esir, Arap tarihçisidir.
Ondan sonra başka biz bilgileri Çin kaynaklardan alıyoruz. Ve o dönemden başlayıp yani 751. Talas'taki Kazaklar Atlas Savaşı diyorlar. O Atlak Savaşı'nda yenilgiye gelen bu Çinliler ondan sonra bugüne kadar hiçbir zaman askeri ne hamle bu Türk yerine yani bu Batı Türkistan yapmamışlar. Ve o zamandan da başlayıp yani 751'den en önemli tarih olduğu Türkler yani kendi isteğiyle İslam'ı kabul etmeye başladı. Orta Asya'daki Türk boylarından olan ve Güney Sibirya'da Yenisey Irmağı boyunda medeni bir hayat yaşayan Kırgızların yurdu, Türklerin ilk beşiği sayılır. Bundan dolayı destanlarda sık sık adı geçer. Meşhur Manas destanı Kırgızlar için önemli. Onların bu milli destanı dünya edebiyatının da sayılı şaheserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Estetik zarafetine doyum olmayan Isık Göl, Kırgızistan'ın en güzel tatil beldelerinden birisi. Oş'taki Hazreti Süleyman Tepesi, Orta Asya'daki bütün Müslümanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Talas ve Talas Nehri önemli bir olaya şahit oldu. Burada yapılan savaştan sonra Türkler İslam'la tanıştı ve onu kendilerine din olarak seçti. Türkistan medeniyetiyle Ulu Türkistan'ın şereflenmesine vesile olan Abbasi İslam orduları ile Çinliler arasında yapılan savaşın gerçekleştiği yere gideceğiz. Zira burası sadece Türkistan medeniyeti için değil, dünya medeniyeti için de çok önemli. Ve bu savaştan sonra gerek kağıt, gerek ipek, gerek barut, birçok teknik alet ve edevat bu savaştan sonra esir alınan Çinliler sayesinde öğrenilir ve bütün İslam coğrafyasına yayılır. Ve Çinliler bu savaşla Anadolu'yu ve Balkanları istila etmesi ve işgal etmesi önlenir. Zira bu savaş insanlık tarihi, Türk tarihi ve Türk dünyası tarihi için çok önemli. Talas savaşlarının yapıldığı yere gideceğiz. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten sabah erken yola çıkıyoruz ve Tanrı Dağları'nın zirvesini açacağız. Tanrı Dağları bizim kültür tarihimizin önemli kilometre taşı. Ve muhteşem görüntüler çektik. İlk kez Türk televizyonu belgesel ekibi içerisinde Tanrı Dağları'nı aşarak Talas Savaşı'nın yapıldığı tarihi bölgeye gitmek üzere belgesel görüntülerle sizleri Tanrı Dağları'na götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Dağlar ne kadar yüce olursa olsun üzerinden yol geçer der atalar. Yol önemlidir. Hele İpek Yolu'nun kültür tarihimizde çok ayrı bir yeri vardır. İpek Yolu bir medeniyet yoludur, tarih yoludur, kültür yoludur. Evet, biz önemli bir coğrafyadayız. Ulu Türkistan'dayız ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten yola çıktık. Hedefimiz Talas'a gitmek. Talas'ın Türk tarihinde çok ayrı bir yeri vardır. Milattır Türk tarihi için. Çünkü tarihler 751. Çinlilerle İslam ordularının karşılaştığı nokta ve Türklerin İslam medeniyetiyle şereflendiği coğrafyaya Talas'a gidiyoruz. Şu an Tanrı Dağları'na yukarı tırmanıyoruz ve tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Belgesel görüntülerle sizleri Talas'a götürüyoruz. Talas Savaşı olduğu yere çıkalım dedi. Beraber yolculukta çıkıyoruz. Şu anda en yükseklik Döve Aşı diye Kırgızca. Döve Aşı yerinde duruyoruz. Denizde şeyin rakamı 3000 metrelik yükseklikteyiz. Dağlar, ovalar tarihimizi anlatır, tarihimizi söyler. Tanrı Dağları'nın kültür tarihimizde çok ayrı bir yeri vardır. Şu an Tanrı Dağları'nın zirvesindeyiz. Tanrı Dağları Kırgızistan'ın Talas bölgesinden başlar, Kazakistan hududuna girer ve Doğu Türkistan'da nihayet bulur. Ve Kırgızlar Tanrı Dağları'na Alato derler. Kazaklar Han Tenri diye ifade ederler. Doğu Türkistan'da Tanrı Dağları Tanrı Dağları olarak bilinir. Ama bize Tanrı Dağları'nı unutturmuştur Çinliler. Çinlilere göre Tanrı Dağları Ak Dağ anlamına gelen Tian Shan'dır. Şu an dağların zirvesindeyiz ve o zirvelerden sizleri tarihe yolculuğa çıkarıyoruz. Ve birlikte Ezan-ı Muhammediye'mizi okuyarak
dağların zirvesinden, Tanrı Dağları'nın zirvesinden Türk tarihinin kilometre taşı Talas'a gidiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala's-salah. Hayya ala's-salah. Hayya alel felah. Tanrı Dağları'na aşıyoruz ve Türk tarihinin önemli kilometre taşı Talas Savaşları'nın yaşandığı Talas'a gidiyoruz. Ama Talas, Kırgız ve Türk tarihi içinde önemli. Zira Manas Destanı'nın yazarı, Manas Destanı'nın mucidi Talaslı ve Manas'ın memleketi ayrıca Talas. Tarihinin önemli dağları vardır. O dağlar Altay, Sayan Dağları ve Tanrı Dağları gibidir.
ve Tanrı Dağları'nın zirvesinden de geçmek nasip olacak. Kazakistan'ın kültür başkenti Almat'tan yola çıktık. Kırgızistan'ın Bişkek kentine geldik. Sabah erken yola çıktık ve 380 kilometrelik Bişkek Talas arasını şu an dağların zirvesinden, Tanrı Dağları'nın başladığı noktadan devam ediyoruz. Tanrı Dağları'nın zirvesindeyiz. 3326 metreyi gösteriyor yükseklik ve biz adım adım Türkistan coğrafyasını gezip Talas'a gidiyoruz. Gerçekten çok heyecanlandırıcı. Tanrı Dağları'nda eski atalarımızın yaşamış olduğu yerler, tarihimizin başlamış olduğu yerler. Buralarda olmak insanı tüylerini ürpertiyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Tarihimizi, ecdadımızın tarihlerini böyle kitaplarda böyle anlatırken duygulanarak gözlerimize yaş alıyoruz. Gelsinler, yerimizde ziyaret etsinler, ecdadımızın topraklarını görsünler, tarihimizi çıkaralım, tarihimiz kapanmış, örtülmüş tarihlerimizi açığa çıkaralım. Gençlerimize, arkamızdan gelen evlatlarımıza bildirelim diyor. Atlar çok önemlidir bu coğrafyada ve adeta bize geliyor ve merhabalaşacak bizimle ve bizim atlarımız, ecdadın Anadolu'ya getirdiği atlar ve gayet uysal ve o dağlarda, Tanrı Dağları'nda bu atları da böyle görmek heyecanlandırıyor insanı. Gidelim. Atla okey. Mınday kıl, mınday. Kılgı. Çigit. Türkiye'de kıl. Ay, caraysın da bak. Tanrı Dağları'nda, Talas'ta bir güzel cami mimarisi. Türkiye yerine selam. Destanlar, türküler, şiirler, ozanların sözleri, onlar çağı aşar ve geçmişi geleceğe bağlar. Destanlar Türk tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Gılgamış Destanı, Ergenekon Destanı ve hiç şüphesiz Manas Destanı. Ve Kırgızların Manas Destanı'nı yazan, Manas Destanı'nın atasının memleketindeyiz. Talas yakınlarındaki şehirdeyiz. Manas, Manas bakırıp Manas'ta buran çakırıp, beri sürüp alıp gel, artka kalsın tay doğru, karımay kalıp kan çıktı, kanın suda yağızıp. Manas, Manas bakırıp, Manas'ta buran çakırıp, beri sürüp alıp gel, artka kalsın tay doğru, karımay kalıp kan çıktı, kanın suda yağızı. Talas şehrine girdik. Talas'tayız ve nihayet menzili maksudumuza geldik. 3300 metrelik dağların zirvesinden, Tanrı Dağları'ndan aşağı Manas Destanı'nın önemli kahramanının olduğu memleket burası. Tarihimizin önemli dönüm noktası olan Talas şehri. 751 yılında Talas şehrinde Türkler kendi istekleriyle Abbasi İslam ordusu yanında yer alır ve Çinliler yenilir. 50 bin Çinli ölür ve 20 bini esir alınır. 100 bin kişilik Çin ordusu darmadağın edilir Türklerin desteğiyle ve Türkler burada Talas'ta İslam medeniyetiyle şereflenirler ve Satuk Burahan bir fermanı ile yüz binlerce çadır ve insan Türk Müslümanlaşır seçer. Orta Asya'daki ana yurdundan her yöne dalga dalga yayılan Türklerin İslam'la tanışmaları Emeviler dönemine rastlar. Emeviler,
Kafkasya, Mavera-ül-Nehir, Türkistan bölgelerine seferler düzenliyordu. İşte Türklerle Arapların ilk karşılaşmaları bu topraklarda yaşandı. Talas toprağı Türk milletini ilk Müslümanlık kabul ettiği gibi bize bu topraklar çok önemli yerdir. Bu mukaddes topraklardır. Bu topraklarda ne kadar ecdadımızın kanları dökülmüştür. Çin milletini eline geçmemesi için buradan Abbasilerden gelerek bize geçirip veren Talas mübarek toprak. Yani biz Türk milleti ilk Müslümanlıkta burada kabul ettik. Önümüz burada açıldı. Bu topraklarda sizleri de bekliyoruz. Ecdadımızın topraklarda. Kapımız en sonuna kadar açıktır. Türklerle Araplar arasındaki ilk işbirliği Abbasiler döneminde Çinlilere karşı yapıldı. Doğudan batıya ilerleyen Çinlilerle Ön Asya'dan doğuya ilerleyen Araplar Talas Irmağı kıyılarında karşı karşıya geldi. 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen Karluk ve Yama Türkleri Arapların yanında yer aldı ve savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Adus Abubakir, İmam Bek oğlu. İsmi Abubakir, Talaslı, Buralı. Bu Talas ölünün turgun oğlum. Hamdülillah bizdeni ata babası ata tekleri çoğun ata atalar bari namaz okup kuday degen ilimli adamlar var. Kendisine biraz bahsetti. Diyor ki bizim ata tekimiz yani babalarımız hep namazgah insan oldu. Namaz okuyan insanlar ile diyor. Biz Bakayatan'ın üstünde Bakayata aile var. Bakayata rayonun üstünde. O şu yerde boz tektir degen Aşu var da doğru. O sol yerde bu hususka karaganda şu Araplar, Müslümanlar, bizim Kırgız, o sonun içinde şu Türk türlü üstün Müslümanlar arasında sol yerde soruşkan desekte bizim bu hususka karaganda olamışlar. Bizim babalarımızdan duyduğumuz bu Abbasiler ile Çinlilerin savaştığı bizim burada 40 kilometre dağda Boz Tektir diye bir aşı var. Gönlün azremi bunu izleyen orada savaşmışlar. Orada sahabalarının bulunduğu yani Arap yazıları var. Sahabaların bulunduğu mazarlıklar var diyor. Bizim büyüklerimizden duyduğumuz böyle nakil ediyor. Evet. Gelinizler kütöbüz. Kırgız eli bu meyman boz. Gelinizler o son en bir son değiller cahilerde gör güzel öz kuday bize. Öz kuday bize. Böyle öz kuday bize. Türk arkadaşlarına, Türk akrabalarımıza selamlar olsun. Gelinizler kapımız sonuna kadar açıktır. Bekleriz. En güzel yerlerimiz var. Misafir oğlumuz onunuz diyor. Bizim kökümüzde gurbet ver artık. Hasret var, yürek var, toprak var bana. Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar, Tanrı dağlarına kadar bismillahlarla uzar. Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar. Kerkük'te kurşunlar ansızın bizi vurur. Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz, zulüm bir hançer gibi içimize oturur. Bir mağara devrinden arta kalan insanlar, Kerkük'te kan kusturur. Uzar gider bir sessizlik içinde, bir uçtan bir uca Türkistan toprakları. Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına, çöreklenir yedi başı bir kızıl yılan, baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Baturhan, bebekler bile vurulur beşiklerinde, kana boyanır Türkistan. Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa, çiğnenmiş kara kalpaklar, temiz duaklar, susmuş minarelerde mübarek ezan, prangaya vurulmuş bir mahkum gibi çaresiz, boynu bükük türkülerde güzelim Azerbaycan. Bir kanlı ağıt söylenir şimdi Kırım'da, biz duyarız Kırım'ın öldüren feryadını, bir büyük destanla birlikte yeniden yazacağız Kırım topraklarına, Kırım Türk'ünün adını. Balkanlarda büyük göksüz kubbeler, minareler, şadırvanlar, kervansaraylar,
bizi söyler anlatır Mimar Sinan'dan beri. Üsküp'te, Estergon'da bir atar damar gibi davullar, zurnalar ve serhat türküleri. Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna'ya bizim türkülerimizdir söylenen. Konuşulan dil bizim dilimizdir. Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir, kilimlerimizdir. Yine bir dağ gibi doğrulacağız. Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan. Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla, burma bıyığımızdan, kalpağımızdan. Bizim türkümüzde gurbet var artık. Hasret var, yürek var, toprak var balam. Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar, Tanrı dağlarına kadar bismillahlarla üzer. Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar? Ben özüm negizi 6. mektepte tarih sabağından muallim olup işteyim. Negizi men kesibim özüm tarihçi. İştegenime uşu 2 yıl olup kaldı. Ушул эми Таластын тарыхы боюнча эми айта берсек, Таластын тарыхы аябагандай чоң. Бул жөнүндө маалыматтар бизде дагы азырынча маалыматтар меники толукталбай жатат. Буюрса дагы келечекте маалыматтарыбызды толуктайбыз. Кендиси номер 6 деген бир окулдан тарых өрөтмөн болуп чалышыпмыш. Бана деп кыса бир убакта сөйлөнү үчүн чок үзөрүнө чалышамадым деп, чүнкү бул Талас Сабаш халкында чок detayı bir şeyleri yok diyor, kapatılı diyor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Orada da gene çalışan yaşlı tarihi adamlar var. Onunla beraber de birgeleşip çalışma yapalım da gene olarak sizlere anlatırız diyor. Bu Türgöş Kağanatı dep koyuşu. Bu Türgöş Kağanatı degen bu negiz 699 yılından 744 yıllarga çeyin özünün tarihin ulantıp ушул жерде баягы Орто Азияда özünün мындайча айтканда жашоосун ошол жерде улантып келген деп айтабыз. 704-cü жылы Кулан шаарында дейт батыш түрктөрүнүн Ашина Син деген акыркы каганынын Түргөш каганы Мохе даган үч жиле өлтүрүлгөн экен да. Мына бул ушул Түргөш каганаты ушул жерде баягы биздин Орто Азияда бийлик кылып турган убакта Түргөштөр арабтар менен согушту уланта беришкен экен да. Бирок кийин булар бири-бири менен бирдикте деп коебу. Бирдикте баягы бири-бири менен азыркы сөз менен айтканда дипломатия ишин жүргүзүп, анан кийин 748 жылы буларга арабтардын халифаты бул баягы ошо Талас суусунун боюндагы мурда салаш болду. Gerçekten de Arap 604 senesinde diyor Araplar ile burada Türkler arasında 644'e kadar savaşmışlar Araplar ile. Savaş 644'te diyor diplomat olarak konuşma yapmış, bilgileşmiş, biri aynı yere fikri gelmiş diyor. Sonradan da Çinliler geldiğinde diyor Araplar arası iyi olduğu için Araplar karşı taraftan geldi, ikisi savaşmaya başladığında yerli Türkler de Araplara destek çıkarak Çinliler de yendi burada diyor. Talas Savaşı Türkler için bir dönüm noktası. Göktürk Devleti yıkılınca Çinliler bütün Türk yurdunu ele geçirmek istedi. Emevi Devleti'nin ortadan kalkmasını da fırsat bilen Çin batıya yöneldi. 751 yılında Araplarla Çinliler Talas Irmağı boylarında karşı karşıya geldi. Talas Savaşı'nda Çin ordusu karşısında zorlanan Müslümanların yardımına Türk süvarileri yetişti. Türk süvarileri karşısında neye uğradığını şaşıran Çinliler, Talas Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğradı. Savaştan sonra Müslümanlar, Türklerin yüksek ahlakını, idarecilik ve savaştaki üstün meziyetlerini yakından tanıma imkanı buldular. İki millet arasında kaynaşma oldu. İslam'ı kendilerine yakın gören Türkler, kitleler halinde İslam dinine girdiler. Talas Irmağı, tarihimizin ve kültürümüzün önemli izlerinin bulunduğu yer. Ve burası Talas Irmağı ve Talas Irmağı sahillerinde 751'de İslam orduları ile
Çinliler arasında yapılan savaşın bulunduğu bölgeler. Savaş bu bölgelerde yapılır ve Türkler kendi istekleriyle İslam ordusu, Abbasi ordusu yanında yer alır ve Çinliler yenilir. 50 bin Çinli ölür ve 20 bin Çinli esir alınır. Bu coğrafyada yapılır bu savaş ve Talas Savaşları olarak tarihimize geçer. Selamun aleyküm. Nasılsın? Latım Kırgız. Kırgız. Kaydım. Çok sayıda Türk İslam ordusunda görev aldı. Zamanla Türk askerleri ordu ve yönetimde söz sahibi oldu. Ve 1000 yıla yakın bir süre İslamiyet'in bayraktarlığını yaptı. Cihana huzur, barış ve adalet dağıttı. Türkler Asya steplerinden Avrupa içlerine kadar uzanan bölgelerde büyük ve uzun ömürlü devletler kurdu. Kurulan her devlette İslam dininin ortaya koyduğu ilkelerle Türk töre ve yaşayışı birbirine uyduğu ve birbirini tamamladığı için Türkler milli kimliklerini hiçbir zaman kaybetmediler. Büyük devletler muhteşem medeniyetler kurdular. O Merkezi Asya veyahut da eski bizim ifademizle Türkistan bölgesi tarihi üzerine çalışıyorum. Bu alanda çeşitli çalışmalarım bulunmakta. Talas Savaşı ile ilgili olarak Türkiye'de daha bilimsel çalışmalar, yani makale bazında çalışmaların olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde ise İslam tarihi çerçevesinde Türklerin İslam'a girişi süreciyle ilgili olarak bu konuda kısa çalışmaların veyahut da çok az sayıda çalışmaların olduğunu görüyoruz. Kırgızistan'a geldiğimizde ise maalesef bu konuda hemen hemen hiçbir çalışmanın yapılmadığını görüyoruz, maalesef diyorum. Tabii ki bunu Rusya, Sovyet dönemi baskısının ve o dönem anlayışlarının etkili olduğu açık bir şekilde görülüyor. Uygur Devleti'nin yıkılmasından sonra Karahanlı Devleti kuruldu. Karahanlılar, İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletiydi. Orta Asya bozkırlarında İlahi sesin duyulduğu bu ilk Müslüman Türk Devleti ile Türk-İslam kültür ve uygarlığının temelleri atıldı. Türkçe edebi bir dil oldu. Pek çok Türkçe eser yazıldı. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış o dönemin en önemli eserlerinden biriydi. Evet, Talas'a veda ettik ve yolumuz savaşların yapıldığı, Talas Savaşları'nın yapıldığı Rusça ismiyle Kravka, Kırgızca yeni adıyla Karabura şehrine gidiyoruz ve yaklaşık Talas şehriyle arasındaki mesafe 50 kilometre ve tarihimizin ihtişamlı geçmişi ve sadece Türk tarihi, İslam tarihi için değil, dünya medeniyet tarihi için çok ayrı bir yeri ve önemi olan Talas Savaşları'nı yerinde araştırıyoruz, masa başında değil. Buradan akademisyenlere de seslenmek istiyorum, Türkiye'deki akademisyenlere. Evet, herhangi bir üniversitemiz özellikle Talas Savaşları'nı konu alan bir araştırma enstitüsü kurabilir veya bir kürsü kurarak bu noktada araştırmalar yapabilir. Karabura kenti, şu an içinde bulunduğumuz kent ve muhtemelen de Talas Savaşları'nın yapıldığı alan, zira sağdan ciddi şekilde büyük bir ırmak geçiyor, Talas Irmağı, ama muhteşem bir coğrafya, barajda da gördük, hemen önümüzde bir baraj da var. Stratejik önemli bir merkez Bişkek ve Taşkent'in tam ortasında. Yapıldığı yer Atlah kenti ve Talas Irmağı kenarında ordular karşılaşır ve 6 ay süren bir savaş yapılır. Dünya tarihi için çok önemlidir. Özellikle uygarlık tarihi açısından çok önemli bir savaştır. O savaşın bulunduğu yeri araştırıyoruz.
Talas Ovası üzerinden bir güneş daha batıyor. Atalar diyarında, Kırgızistan'da, Talas bölgesinde ve tarihi Atlah şehri. 751 yılında savaşların yapıldığı, meşhur Talas Savaşı'nın yapıldığı alan. Belki burası, belki bir başka yer. Ve dünya medeniyet tarihi için önemli bu savaşın yapıldığı alanı araştırıp belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Кыргызстандагы эң чоң согуштардын бири деп эсептелет. Анткени ошол кытайлыктар менен арабтардын, ошондо арабтардын арасына кыргызстандын аскерлери кошулуп, бул согушта көбүрөөк ушул Талас жергесинде, Атлах шаарында болгон деп негизги маалыматтар ошол жөнүндө айтылат. А өзүм мен мындай так маалыматты биле албай экем, Атлахты Талас өрөөндө деп эле айтылат, анан точно кайсы жер экенин. Tarihimizde, Kırgız tarihinde bu Talas Savaşı çok önemli bir yer almaktadır diyor. Önemi çok büyük önem taşımaktadır diyor. Malumunuz bu savaş Tan İmparatorluğu ile Abbasi Halifatı'nınla beraber bizim Kırgız burada yerli Karduk, Turgeş Kağanlıkları beraber işte onlara karşı büyük işte Çin'in batıya doğru ilerlemesini şey engellemiş oldu. Bu bölgeyle ilgili böyle bir şey var mı? Atlah şehri nerede? O savaşın adı Atlah şehri, şehriyle beraber anılmaktadır. Ama Atlah şehrinin tam olarak yeri hiçbir kaynaklarda işte tam olarak söylenmiyor, yazılmıyormuş ama Talas, yani bu ova diye geçiyormuş. Talas Örönü diye, Örön demek zaten ova. Talas ovasındadır diye. Жөнүндө тарых өтө бай, баягы тарых болбой, эл болбой дейт. Биздин Талас өрөөнү деп айтабыз, бирок өтө тарыхабай түрктөр жөнүндө, кыргыздар жөнүндө. Бул жөнүндө маалымат абдан көп. Бирок тарыхчылар баягы чындыкты чагылдырып, чындык тарыхты жазса, биз түрк эли менен бир тууган элбиз. Бир тууган болуп каныбыз, жинибиз, ата тегибиз түрк атадан чыкканыбыз тарыхта дилдейт. Муну тарых өзү да тилдеп турат. 6 ай мурун мен Түркияда болдум, Стамбулда. Мен ушул түрк элиме, кыргыз элимин экөөнүн бир ата, бир журттан чыкканына мен терең ыраазымын. Биз бир атанын балдарыбыз, кыздарыбыз. Биздин тарыхыбыз да бай, маданиятыбыз да бай. Биз улуу элбиз, биз байыркы элдердебиз. Ошон үчүн мен абдан ыраазымын түрк элдерине. Bize rehberlik yapan Fatma Hanım tarafından tarih öğretmeni açılan müze var. Birçok eserin, özellikle Talas Savaşları ile ilgili toplanan eserlerin bulunduğu müze, okulda açılan müzeye gidiyoruz şu an. Карабуура району. Доорлору белгилүү. Биздин заманга чейин деле кыргыздар көчмөн калп болгондон кийин көчмөнчүлүккө шартталган тери буюмдарын пайдаланышкан. Ошондой эле көкөр деген. Мына кыргыз эли буга кымыз куйган жана ошондой эле суусундук ичичектерди буна коюмуштар, бурдан ичмиштер. Буудай жанчыган, жүгөрү жанчыган, конок жанчыган. Мынакей ручной болгон. Эми кыргыз эли дей байыркы Кыргыз элинде бир дагы элдин тарыхы да жок. Мактанарлык эч кандай нерсеси жок. Байыркы кыргыз элинин баа жеткис буюм ушул экен. Пиала капы, чыны кап. Бул жерге чыны капка салып туруп, аттын канжыгасына байлап койгон. Бирок бир дагы буюму сынган эмес. Анткени бул доолгудан токулган. Ат жыгылса дагы буюм сынган эмес. Мына бул көчмөнчүлүккө шарттылган. Буюму. Атлара баалайып чабыялармыш. Доорлору биздин заманга чейин деле ушул буюмдарды пайдаланып келишиптир. Анткени биздин чөчөк биздин чөйлүктөр. Ооба, мен ушул буюмдарды Стамбулдан көрдүм. Буну особенно медреседе жана мечиттерде көп колдонушу. Мына көрүңүздөр, тең жарымына келбейт. Ат жорулуп, дүшөр атыны беле калдырып чыгып. Биздин заманга чейин деле кыргыз эли өтө бай болуптур.
Кыргыз эли искусствого кызыккан эл болгон экен. Жана түрк эли менен кыргыз элинин ортосундагы биз бир тууган эл экенибизди тарых өзү далилдеп турат. Мынакей көрүңүздөр. Gerçekten tarihi eserler önemli. Buradaki orijinal parçalar Atlah şehrinin, Talas'ın medeniyetini, tarihini yansıtıyor. Butuna baylap alıp çıkışkan, mal kaytarışkan. Anan bul taşka, kırgız eli, köçmençilik menen. Biz bayırkı el uşunçalık meymandos kalıpız. Uşunçalık kadırlı meymandı ötü joğuru bağlağandıktan kırgız elinde daima tulga degen boz üydün ortosunda turgan. Ata yurduna selam ederek buradan ayrılırken Dursun Elmas'ın şu şiiri dökülüyor dudaklarımızdan. Dolanıp durmayın başımda benim. İsfahan'a doğru yürün turnalar. Vuslat yangısında sızlar bedenim. Dağıstan'da sefa sürün turnalar. Bir gece bekleyin Tataristan'da, Menevşe devşirin Çuvaşistan'da, kardeşim inliyor Çeçenistan'da, mazlumun ahına erin turnalar. Yeside uğrayın Hoca Ahmet'e, boşa girmedi ki onca zahmete. El açın divanda, erin hikmete, erenler bağına girin turnalar. Altaylardan aşın Tuva'ya varın, Sayan dağlarında keklik avlayın, Urumçi'de esareti boylayın, postları irtişe serin turnalar. Aral kenarında gözyaşı dökün, Hazar'daki yakamoza gül ekin, Selenge'de yunun şakıyın sekin. Türkistan'a haber verin turnalar, kaşık sallan hoşta kırgız aşına, Yeniseyde girin sevda yaşına, dilekte bulunun Bengü taşına, Hakas güllerini derin turnalar. Aşkabat, Düşanbe, aşın ileri, Özbeki, Kırgız'ı bırakın beri, Ötüken yurduna erdikten geri, Kürşad'ın seyrine durun turnalar. Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve sizleri bu programda Türk tarihinin önemli kilometre taşı, dünya uygarlık tarihinde de önemli bir dönüm noktası olan Abbasi İslam orduları ile Çinler arasında yapılan Talas Savaşları'nın bulunduğu bölgeye gittik. Tanrı Dağları'nı 3200-3326 metrelik zirveleri geçerek ilk Türk televizyon belgesel ekibi olarak tarihe not düştük. Talas Savaşları'nın yapıldığı Atlah şehri, tarihi Talas Savaşları, Talas Irmağı kenarlarını adım adım gezdik. Canlı şahitleri bulduk, konuşturduk. Ve Talas Savaşları'nın yapıldığı bölgeyle ilgili ilk kez araştırma yapan, yerine gidip tespitler yapan Devralem Belgesel Program ekibi olarak tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Sizleri de Talas'a, Tanrı Dağları'na davet ediyor. Atalar diyarı Türkistan'ı, Ulu Türkistan'ı gezmenizi istiyor. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Belgesel Yayıncılık sundu. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Belgesel Yayıncılık ve İKTAV tarafından hazırlanan Devri Alem Belgesel Televizyon programlarıyla 1982'den beri kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. İnsan, eser ve hizmetleriyle yaşar. Devri Alem Belgesel Televizyonu programlarına sponsor olabilir, kitap, belgesel ve DVD setlerinden satın alarak yeni belgeseller hazırlanmasına katkıda bulunabilirsiniz. Eser, hizmet ve kuruluşlarınızın belgeseli var mı?
kar ve ticari amacı olmayan ilim, kültür, tarih ve teknoloji araştırmaları merkezi, belgesel yayıncılık kütüphanesi ve Devre Alem Belgesel Televizyonu program arşivi, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. Ömrünü dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi araştırmaya adayan Devri Alem Belgesel Televizyonu program yapımcısı İsmail Kahraman tarafından kurulan İKDAV gönüllülerine siz de katılın. Gönüllerde yaşayın. Eser ve hizmetlerinizi belgeselleştirerek hoş sedalar bırakın. İKDAV ve Belgesel Yayıncılık. Kubbede hoş seda bırakmak için. İletişim Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak numara 15 Gebze Kocaeli. Telefon 0262 646 0303 641 4399 ve www.belgeselyayincilik.com. E-mail belgeselyayincilik@gmail.com.